Evet değerli arkadaşlar, Ranch Simülatör'de yine birlikteyiz. Bugün böyle bir ranch bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben bir de kendimi kadraja oturttum. Tabii kameraman olmayınca. Şimdi öncelikle Furkan Öykü TV hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bir tanıtımımızı yapalım. Sosyal medyalarda Furkan Öykü Official ismiyle Twitch, Instagram'da bizlere ulaşabilirsiniz. TikTok ve YouTube'da da Furkan Öykü TV olarak sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Sizlerin de onayını alarak tabii arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalımızda Crysis serisi yapılmakta ve bu Crysis serisinin videoları arkadaşlar her pazartesi günü bir bölümü Furkan Öykü TV YouTube kanalımızda yayına giriyor. Kaçırıyorsanız veya izlemek isterseniz oradan izleyebiliyorsunuz. Akabinde araba sattığımız Car Dealership yerli yapım bir oyunumuz var. Siz de bunu biliyorsunuz. Bu oyunumuzun da videoları yine Salı günleri Furkan Öykü TV ekranlarında sizlerin karşısında olacak. Aynı zamanda Prince of Persia eski bir oyun ama hikayesi güzel olan seri bir oyun arkadaşlar. Bu seri oyunumuzda her çarşamba günü kanalımızda yine sizlerin karşısında olacak. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Perşembe günleri şu an önümüzde açık olan, ekranda açık olan Ranch Simülatör'de çiftlik işlerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Her Perşembe bu oyun yapacak bir şey kalmayana kadar gelmeye devam edecek sizlere. Cuma günleri Far Cry serisiyle karşınızda olacağız. Yine YouTube kanalımıza her hafta bir bölümü gelecek. Cumartesi Call of Duty serimiz var. Pazar günleri ise Shipgraver Simülatör, diğer bir ismiyle Hurdacı Simülatörle karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu kadar tanıtımın üzerine bir beğeni, bir yorum olursa çok sevinirim. Kanala abone olarak, yorum atarak, videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz değerli arkadaşlar diyor. Hızlıca oyunuma geçiyorum. Oyunu yükle. En son davuhlarla biraz uğraşmıştık. Davuklarla aramız iyiydi. Davuk kovalıyorduk. Davuklarla bir şeyler yapıyorduk. Şimdi odun kesme işleri bir yandan devam ediyor, bir yandan tavuk mavuk işleri devam ediyor. Biliyorsunuz ki yapmamız gerekiyor. Şuraya bir ahır yaptık. Tavuklarımız var. Burada biraz kalasımız var. Elimizde de 90 dolar para var. Bu oyunda zaten ekonomi herifi insanı öldürür yani. Gördüğünüz gibi sepetler boş. Tavukların altı da ufaktan dolmuş gibi. Neyse onlar biraz daha yumurtlayı versinler. Biz biraz daha odun keselim. Sonrasında bu arada yemleri var mı bu hayvanların? Ha. Bir paket yem var. Odun kesme işinden önce şu yumurtaları alıyoruz. Mecburen yumurtalardan gelecek 3 kuruşla bu hayvanlara yem almam lazım benim. Sepeti doldur kardeşim. Çok merak ediyorum sepette kaç yumurta var? 7 yumurta var. 8. yumurta nerede abi? Burada kaç tavuk var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir yumurta eksik geliyor. Neyse. Sepeti elimize aldık. Diğer kümese bir uğrayayım. Artık çok büyük bir şey beklemiyorum ama az ya da çok bir yumurta olayına mecburi istikamet bizimki arkadaşlar. Sevin ya da sevmeyin. Mecburen bu yumurta işini yapmak zorundayım. 3 tane 5 tane ne çıkarsa artık. Şurada birkaç yumurta daha var. Şunu da aldım. 2 tane kümes dağıttık. Başka yumurta var mı burada? Yok değil mi? Bakalım. 15 yumurta oldu. Buradan 8 yumurta gelmiş. Buradan 8 adet yumurta gelmiş abi. Bilmiyorum ben anlamadım. Bu tavukların kıçında bir problem var ama. Şimdi girelim abi. Çekilin lan.
Başka var mı burada? Oğlum yumurta var mı yumurta? Lan 5 tane yumurta çıktı bak, döverim ha. Bizimki de şans abi. Biz gidelim abi, şu 20 tane yumurtayı satalım, buradan gelecek 3 kuruşla yem almamız lazım. Bu hayvanlar aç kalırsa ölür. Ölmelerini de istemem açıkçası. Zaten sepete koyduğumuz için... Şöyle... Gidelim abi, hemen hızlıca bunları satalım. 3 paket, 4 paket, artık zaten bir tane var elimizde çuval. En azından 2 gün gitmesek, yani oradaki paket sayısı 3 tane kümes olduğunu varsayarsak, yani 6 çuval yemimiz olsa bizi kurtarır. Yani 5 tane alabilir miyim? Sanmıyorum. Yani 5 tane alamayız da. Yani biz keresteye yığmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi. Evet. Şu yumurtalardan ne kazanırız bilmiyorum ama yani gelelim abi, 120 dolar. Çok da bir yumurtadan bir para kazanamadık. Sepeti satma, sepet lazım. Ne oldu? 200 oldu. Yani aslına bakarsan 30, 60, 90, 120, 150. 5 taneyi aldım. Yani 2 gün gitmesem oluyor. Ama 2 günün sonunda da elimizde hiçbir şey kalmıyor. Yani 2 günde bir sepet yumurta çıkar mı oradan? Çıkmaz. Yani rakamsal olarak bir sıkıntı yaşıyorum şu an tavuklarla ama yani anlamadım abi. Yani bir problem var. Bir çözeceğim onu ben. Şimdi oraya bir gideyim, oraya bir düzenleme yapayım. Onu çözeceğiz arkadaş. Yeter lan bunlarla uğraşıyorum ya. Koy abi şunu da. Hop, çevirdik gazı. Oh. Tosladık ya. Ay çarptım. Abi araç kontrolörü berbat. Yani harbiden berbat. Yani öyle böyle değil. Berbata kafa atar yani. Abi çok sıkıntılı ya. Frene basıyorum, fren tutmuyor abi, şaka gibi yani. Tavuklara bir sayım yapacağız arkadaş. Bu sayımsız olmayacak. Bir şeyi yanlış sayıyorum ben ama neyi? Sepeti şuraya koyalım. Şurada bir çuval var zaten. Bu bir çuval olduğuna göre şu da ikinci çuval. Şu da üçüncü çuval. Abi 3 ile 4 ile yani ilk öğretim seviyesi matematik ama unutuyorum abi neyi nereye koyduğumu. Gel bakayım. Ne oldu? Bu oldu. 6. 3 6 tamam. 2 günlük kurtarır mı? Kurtarır. Şimdi kümesin birini açalım abi. Gel bakayım sen. Sayım yapacağım abi. Sayılarda bir tuhaflık var. Yani kaç tane eksik olduğu da belli değil. Ya kapasiteyle ilgili sorun yaşıyorum ya da başka bir şeyle ilgili sorun yaşıyorum yani şu an. Ya bug'a mı girdi? Ne oldu bu yine? Normalde bu oyunda çok böyle bug falan olmaz. Optimizasyonu iyi ama yani şu an bu kümesin içinden aldıklarımla
Bir iki kasa tavuk çıktı la buradan. Bu işte bir tuhaflık var. Tamam. Gel abi. İçeride bir tane var. Değil mi? Koy bunu da buraya. Koy şunu da şuraya. Şimdi içeride bir tane var. Aç abi. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Tam burayı sekiz dedim. Kapağı indir. Burada ne kaldı? Bir. Bir. İki etti. Üç etti. Dört etti. Beş. Bu altıncısı. Bu yedinci. Bu da sekizinci. Tamam. Burada ne kaldı? İki. Bir şey bug'a girdi diyorum ben de arkadaş. Harbiden bug'a girmiş yani. 3 4 5 6 7 8 4.7 4.3 bakalım 3 küsür 4 küsür iyi var hala ya 6 küsür 3'e bilmem kaç tamam şu kovayı alalım abi at içeri nereye tıklayacaktık ha mouse'laydı. Şöyle. Ulan bunu niye böyle yaptı ki? Bir tuşa bassaydık olsaydı bu. Şu da dolu. Bunu da buraya koyduk. Şimdi. Bizim tavukları bekleyeceğiz mecbur. Ama onları beklerken de odun işleri yapmamız lazım. Nereden keselim ona hemen ağaçları ona karar verelim şimdi. Şu tarafı temizleyelim. Yarın buraya belki bir ne derler şey daha yaparız. Ahır. Ver abi. Evet bunu aldık. Yan yana 2 değil, 4 değil de 5 sıra yapabilirsem. Özür diliyorum. Evet, 4. sıra. 5. sıra bak şundan bir tane çıkar mı? Sanki çıkar. Evet. 5 oldu burası abi. Şunu indir. Gel üst üste koymaya başlayalım. Hava kapattı. Zaten oyunda hiç hoşuma gitmiyor bu kapanmış havalar.
Koyduk. Şurada bir kütük daha olacak ha. Bunların hepsi birer odun mu yoksa bazıları sıfır odun mu? Bazıları sıfır odun. Bazıları da tek kütük. Neyse ne çıkarsa bahtımız artık. Şöyle bu da tek odun verir mi? Verir. Bakalım başka şu da verebilir. Yatırdık arkadaş ama ondan biz bir kütük alırız. Aldık tabii bak. Tamam, kalas niye yapıyorsun diye sorarsanız da onu da söyleyeyim arkadaşlar. İnşaat yapmaya kalktığımız zaman çok ciddi şekilde kalasa ihtiyacımız olacak. Bu sefer de o kalasları yapmak için zaman harcamayalım. Elimizde hazır bulunsun diye kalas yapıyorum. Yığıyorum. Yani fazlasını satarız gereği. Zorda kalırsak da satacağımız bir mal olur elimizde. Çünkü bir yandan yakıt makıt işi de var biliyorsunuz. Hani yakıt yakıyorsun. Testerede vesaire de. Tarıma girmeyi ben de çok istiyorum mesela ama tarım sistemine girersek hayvanın yem olayından kurtarırız mesela. Ama tarıma nasıl gireceğiz onu bilmiyorum. Yani nasıl arazide tarım yapacağız onu araştırmam lazım. Yani başka kütük şurada var. Heh, kestiğim buradaydı değil mi ya? Yönüm karıştı benim. Yok yok arabayı doldururum ben. Bu bölge iyi. Bu bölgede ananı... Lan zıpla. Heh. Bir tane daha vardı orada, onu da alayım. Ama tarım yapmaya kalktığımız zaman şöyle bir problem var. İşte biçer döverdi vesaireydi bunları çiftliğe getirmek biraz zor olabilir. Yani üzücü sonuçlar da doğurabilir. Şu yavruları bir indir abi, bunlar bir yer kaplayacak burada, hiç gerek yok kaplamasınlar. Tarım muhabbetine de burada arazimiz var. Aslında girebiliriz. Ama biraz sermayeye ihtiyacım var. Ve emin olun kerestecilik yaparak o sermaye birikmeyecek. Örneğin biz tavukları şey yapıyoruz değil mi? Mesela bir tane üçlük... Yani 3 tavukluk kümes yapıp ya da aynı 4 tavukluk kümesten yapıp orayı üretim kümesi haline getirmek lazım. Örneğin üretim kümesinden ne kastediyorum onu da söyleyeceğim şimdi size arkadaşlar. Üretim kümesi dediğim şeyden kastım şu bir tane horoz alacak para biriktirip bir adet horoz arkadaşı aldıktan sonra horoz arkadaşın yanına 1 ya da 2 tane tavuk koyup onların orada büyümesini beklemek. Ya da 3 taneye bir tavuk bir horoz koyacağım. Ki üçlü kümesi yapmak o kadar zor değil. Mesela üçlü kümesi yapmaya kalktığın zaman mesela çitle çevirebilirsiniz şeyin etrafını. Kümeslerin bulunduğu yeri. Mesela bu bir artı puan. Tabii ki bu noktada menteşe için demire falan ihtiyacınız olacak. O da ayrı bir problem. Hala bitmedi arabanın kasası. Hangisini biçsem? Bu çok uzak. Şunu mu biçeyim? Ya birini biç işte ya.
Şimdi yani bu benim dediğim olay size tuhaf gelecek ama. Hop 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 hop. Heh. Oldu. Yani elimizdeki kütük ve odunla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Arabaya yığıyoruz en azından öyle söyleyeyim. Tavuklardaki yem su olayı zorlamıştır. Arabayla gider gitmez oraya hayvanlara yem ve su vermemiz lazım. Bir tane daha ağaç indirelim abi. Şunu indirelim. Ya bunun artanını da üstten üste tıkıştıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Koy abi. Yani bu araziyi açıyoruz böyle ama hani dediğim gibi şey yapılabilir. Şu an tavukları koyduğumuz yer mesela çok güzel bir yer. Onun arkasından doğru bir giriş yaparsın ya da önden giriş yaparsın. Yani etrafı çevrilebilir. İşte çok şık ya da çok güzel görünmesi. Hani uğraşırsın ama ben uğraşmam. Yani ben burada oyunu ne kadar güzel görünüyorsun falan olayından ziyade oyunun amacı çiftliği işletmek yani batmamak. Ben de batmamaya çalışıyorum ve işi büyütmeye çalışıyorum. Birden çok hayvan, hayvansal birçok ürünün alımı, yapımı, üretimi, satılışı. Bunlarla uğraşmak istiyorum. Bunlar biraz zaman alan şeyler. O bakımdan bunu da burada bir yere sokmam lazım. Üste bir yere tıktım gitti. Araba full. Daha keseriz de. Bugünlük burada, yani en azından oyundaki bugün için diyorum. Bakın yarım deponun altına inmiş yakıtı mesela. Şimdi bu aletin içinde çok bir yakıt yok. İndik. Hayvanların yemi bitmiştir. Büyük ihtimalle yumurtlamışlardır da. Şunu alalım abi. Aç. Ananı. Suyu var mı? Bak suları da bitiyor. Güzel. Su ekledik. Yem al abi. 2 nokta küsür de olsa ben onu fullleyeyim abi. Su bitti. İndir. Şuna su koyalım. Evet şöyle. Lan şu mouse'la bunu bir türlü alışamadım abi. Tamam. Suyu alalım. Ertesi günde 3 tane olduğu için elimizde şu yemliği fulle. Suyu al. Suyu da fulle. Kapağı indir. Tavuk amcalar siz takılın orada. Şu suyu da şuraya koy. Bir günlük malzememiz var. Şu ışıkları ben yakayım. Çünkü hava kararacak birazdan. Şuraya gel. Çalışma alanındaki duvar lambalarını da yakalım. İşin kötü tarafı bu tamam. Şimdi bidonun içine kalan 3 kuruşluk şeyi de şeye koy, motora koy. Ama bunun sonu kötü. Niye sonu kötü diyorum? Şuradan alıyoruz. Başla kesmeye. Şunu da kessin, oradan malzemeyi bir alayım. Sadece alım satımı kesim işleri değil bizim işlerimiz sonuçta. Bir sürü iş yapıyoruz abi. Bak 8 oldu gördün mü? Hop koyduk üstüne. Tamam şimdi.
Bir yandan da arkadaşlar benim cihaz kafayı yedi. Diğer bilgisayar conta yaktı. Yani durum çok kötü. Ona da bakıyorum bir yandan da, o yüzden biraz böyle kafa sağa sola dönüyor. Kusura bakmayın. Gönder abi ağacı. Evet, çok iyi gidiyorum. Ben tavukların bir günlük daha yeme elimizde bulunduğundan acımasızca arkadaşlar kalas yapacağız. Kes bakalım. Bayağı bir malzeme de biriktiriyoruz bu arada tabi. Ben böyle arkadaşlar oyunu işte dışarıda off the court kayıt dışı oynayıp işte diğer arkadaşlara "Aa bak böyle oldu, bak böyle oldu" gibi olaylar yapmayı sevmiyorum. Yanlış anlamayın beni. Ne olduysa ne bittiyse saniyesi saniyesine bölüm bölüm atıyorum ki hani bunu buradan daha iyi izlediğimiz yol olsun. Oyunun ne kadar adamı kastığını bütün izleyicilerimiz daha rahat görsün diye bunu yapıyorum. Videoları izlerken sizin sardırmak gibi bir özgürlüğünüz var sonuçta arkadaşlar. Videoyu sardırabilirsiniz. Bu sizin özgürlüklerinizden biri. Devam et abi, devam et. Evet, bunu gönderdik. Diğer bilgisayarda da ufak tefek ayarlarla uğraşıyorum. Arkadaşlar yani ağaç. Benzini boşa harcamıyoruz abi. Ağaç, hemen hızlıca ağaç. Gel ağacım gel. Gönder. Şuradan devam ettirelim işi. Lan oğlum, ben onu ıskalamış mıyım ya? Evet gel, hop gönder. Orada L'ye basalım. Bizim kapı ışığımız da yansın. Bas kapat, bas kapat, bas kapat. Bunun yakıtı bitmez. Yapma. Hay kafama tüküreyim ya. Mouse'a bastım yanlışlıkla. Böyle angurça bir durum ortaya çıktı. Arada chat'e de bir bakayım ne var ne yok.
Işık olayını yapacağım arkadaşlar da işte metale ihtiyacım var. Şu duvar ışıklarından mesela bir iki tane daha mı yapsam diyorum açıkçası. Aslında bak oraya duvar ışıklarını koyduk. Arkaya bir ışık atabilirim. Ön panellere ışık atabilirim. Yani bakacağım duvar ışıklarını koyabildiğim noktalara bakacağım çünkü. Bir bakalım hatta. İnşa et dedik. Işık olayını nereden ışık ediyor? Şu. Bak metal istiyor abi. Bir tane metal istiyor. Şimdi metal isterse yapamayız işte. Sorun orada. Çünkü metalimiz yok. Metal de pahalı. Ne yazık ki metal pahalı. Gönderdim. Kesiyoruz, biçiyoruz. Hadi bakalım. Bayağı bir kereste yığdık ama işte metal almak için biraz para ihtiyacımız var. Ve elimizde tavuktan başka yatırım yok. Yani bu kerestelerin bir kısmını şimdi kullanacağız mesela. Yani nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Şu mesleğin etrafına bir çit dönelim diyorum. Nerenin ne halt olduğu belli olsun. Bunda yakıtı bitti. Her türlü benzinliğe gideceğiz. 61 dolar var abi. Benzinliğe gitsek ne olacak ki? Neyse Allah'tan şeyin içinde yakıt var. Benzinliğe gitsem ne olacak yani? Aç abi. Tamam. Bunu yatır oraya. Mecbur yakıt almaya gideceğiz. Şimdi malı toplayalım değil mi? Üst üste dizeceğiz. Hay ben böyle işim. Gel ha. Tamam 8'li. Bunun üstüne. Bir 8'li de böyle yaptım. Kerestemizi şöyle koyalım. Güzel. Bir inşaat işleri yapıyoruz bir yandan da. Demir olayını nasıl çözeceğim? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hani demir muhabbetini çözmemiz lazım ama ya nasıl çözeceğim bilmiyorum. Altı kendime böyle bir yükselti gibi yaptım onu. Niye yaptım onu? Şöyle yükselmek için. Çünkü yükselmezsem buraya boyum yetmiyor. Bak yine boyum yetmiyor. Benim yine yükselmem lazım. Lan oğlum nasıl bir saçmalık bu? 8'li oldu. Şurayı bir tur daha yükseltirsem 2 3 4 5 6 Evet 8'li oldu yine. Sanki şu üste koyarmışım gibi bir hissiyat oldu bende ama. Neyse oraya boyum yetmedi. Buraya koyayım.
Bunlar almama gerek yok. Üstüne eklemem lazım. Aynı zamanda da gidip yakıt almam lazım gerekecek ama önce bir oyunu kaydetmek ve gündüz yapmak amaçlı bir zıbarayım diyorum abi. Kalk aga. Bir yakıt alalım abi. Önce yakıt. Kalan 3 kuruşla gidip bir yakıt almamız lazım. Bunun içinde zaten yarım depo yakıt var anasını satayım. Yakıt da yok. Abi bu kadar zıplaması çok saçma. Yani zonk zonk zıplıyor bu ya. Hadi yakıt alalım. Şimdi al bakayım şunun eline. Bunu dolduralım bakalım kaç paramız varsa. Doldu. Kaç para var? 42. Bence 42'ye bu dolmaz. Dolarsa da bize 20 dolar falan kalır herhalde. Diyelim ki doldu şu an. Ki doldu. Kaç paramız var abi? 2 dolar. Şimdi yakıt parası... Aslında aklımda bir şey var da yapsam mı yapmasam mı şu an onu bilemedim ya. Yani yapıp yapmamak konusunda gerçekten emin değilim. Nasıl yapabilirim diye de düşünmüyor değilim. Şimdi düşünüyorum. Biraz gezsem mi haritada belki geyik meyik bir şeyler hani. Hani belki olursa diye düşünüyorum. Yapsam mı yapmasam mı? Bilemedim şu an yapıp yapmamak konusunda gerçekten karar veremedim. Ne yapsam acaba? Gerçekten hiçbir fikrim yok abi. Ne yapsam? Şimdi düşünüyorum, geyik avlamayı denesem mi? Belki bir şeyler çıkar ha. Hani belki. Bir ihtimal. Bakayım mı? Biraz gezeyim belki geyik meyik. Aha geyik. Oğlum daha şimdi geyik dedim, geyik çıktı bak. Bu da bir kısmet. Bu bir kısmet şimdi yani bize. Bu resmen. Lan o geyik nereye gitti? Mouse'u döndüremedim ki geyik kayboldu. Şöyle etrafı bir takip edelim. Hop yavaş aşağı uçma. Aha, arkada. Oğlum nasıl bir spam bu? Ben anlamadım ki.
6 tane mermi var. Çok bir mermimiz de yok yani açık konuşmak gerekirse. Ne çıkarsa bahtımıza. En azından bunu geyik arkadaşı indirirsem. Mermi bitti. Oğlum iki tane vurdum ölmedi. Ne biçim iş bu ya? 2 dolarla da nasıl olsa hiçbir bok alamam. Ben gidiyorum. Aman ha. Şunu ver abi. Şimdi bizim kesim mi kalas işlerine devam etmemiz lazım. Şöyle bir bakalım ağaç olayına. Nerelerden ağaçları indireyim? Arkada bir tavukları gezden geçireyim de sonra oraya gideyim dur. Ha, 1'e 7. 6'ya bilmem kaç. 5'e 7. Oğlum bak. Bu işte bir mallık var tamam ben bunu yani. Bu da 1'e 7. Şimdi bu 1'e 7 olanlarla öbürler arasındaki fark ne? Ben ne yapacağım şimdi? Neyse şu odun işine gidelim. Dönüşte bakarız o işe. Buradan ne çıkarsa bahtımıza yapacağız arkadaşlar. İndiriyoruz bu güzellikleri. Hop 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 kafama değil lan. Neyse. Gel. Şu 1. bölüm. Şu alt tabakayı bir koyalım da. Ne doldurabilirsek kar artık yanımıza. Bunu da koy. Şunu da alalım. Güzel. Şu uzaktaki arkadaşı indirelim ya. Bu burada yalnız mal gibi kalmasın böyle ya. Ver bakayım sen şunu abicim bana. Yani yerden doldurabildiğimi doldurayım sonra arabanın üstüne zıplamaya başlarız. Ver şu kütüğü. Hay 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 neredesin ha? Bayağı bir şey çıktı bundan lan. Ağaç büyükmüş. Yani arabayı zorlayacağım. Doldurabildiğim kadar çok doldurmaya yönelik. Baksana taneri uçtu.
Yani buraları bir temizleyelim. Çok iyi biliyorum ben buradan sonra ne olacağını zaten de. Şunu da ver. Şunu alayım abi. Şimdi şu tarafa gel. Yağmur yağacak gibi yaptı, yağmadı bak. Şunu da alayım. Hadi oğlum. Heh. Evet. Ne? Şu uzakta sap gibi kalan arkadaşı bir indirelim. Bizimki bildiğin kaçak ormancılık ya. Bunu da attık. Şunu da ver. Şimdi şu ağacı indireyim mi? Hangisini indireceğimi bilemiyorum ki abi. Hani bu arayı komple temizleriz de. Hadi temizleyelim komple ya. Sanırım 0'a 0 gelecek bu. İyi oldu gibi. Bakacağım, göreceğim şimdi. Dur bakalım. Arabaya daha bindirebiliyoruz mu yük? Çok merak ediyorum. Başka yük bindirebilir miyim bu alete? Şunu indir. 4 tane çıktı, değil mi? Bakalım ne kadar yükleyebiliyorum araca. Mesela bu 4 tane tomruğu bu arabaya yükleyebilecek miyim? Yığıyorum şu an arabaya üst üste ama ne kadar yığabileceğimi bilmiyorum. Denemesini de yapıyoruz bu arada arabanın kapasitesini ölçmek anlamında. Şurada bir tane odun kaldı lan. Bunu koyabilir miyim? Üstü 3 tane daha aldı ekstradan da. Bakayım bu taraftan koyuluyor mu? Yani sıkış tıkış. Bayağı bir yükledik. Yani şöyle bakmak lazım olaya. Bunun arkasına o şeyi bağlasam,
Neydi o? Bu yük tabii biraz sallıyor. İnelim abi. Hayvanların yemeği bitti. Onlara yemek lazım. Abi 8 taneler ve çok yiyorlar. Yani böyle bir yeme yok. Bu hayvanlar direkt sütüne zarar ya. Su 4,6 oldu. Şöyle bir atalım abi kovayı kuyuya. Suyumuzu. Kapat. Ver şunu. Şuraya bir ekle bunu 7 ya fulle. Yani satış yapıldıktan sonra yem alınması şart. Yem şart şu an ama önce bir bunun yakıtı bitene kadar bir keselim abi bununla. Gönder. Yani bunun bitene kadar zaten şeyi bayağı bir işimiz olur. Gel bakalım. Ağaçları kesmeye devam. Aynen devam. Valla. Yakıt bitti. Şimdi bir gideyim kümeslere bir toplama yapacağım. Ver bakalım.
Orada bir tane daha var lan. Şu boku temizleyelim abi. Şunu ver. Evet, 15 tane yumurta çıktı buradan. Tek kümesten abi. Kapat kapağı. Aç. Bakalım buradan kaç tane çıkacak. Yumurtalar organikmiş gibi çıkıyor. Ben bunları yemle besliyorum. Ben anlamadım bu işi ya. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Evet, topluyoruz abi yumurtaları. Toplam yumurta sayısı 29. Burada bir eksiklik var. Geldi buraya yumurtladı. Evet, 2 kümesten 15'erden 30 yumurta. Bu da 45 yumurtaya tekabül edecek demek oluyor. O zaman şu kümesi açtığımızda bu şey yetmeyecek. Sepet yetmeyecek demektir. Değil mi? Yani yetmemesi lazım bu hesaba göre de. Dur bakalım. Tek tek alıyoruz arkadaş. Bu nedir ya? Başka var mı lan yumurta? Yok. Yine bug var. Bu hayvanlar gerektiği kadar yumurtlamıyor arkadaş. 38 tane yumurtamız var ama bu 38 tane yumurta hiçbir halta yetmez abi. Odunları hızlıca buraya boşaltıp gidip bunları satıp yem almamız lazım. Hayvanların yemi yok. Hemen. İşte 40 işte 2 yumurta eksik. 2 günde bir sepeti doldurdum. Hemen git bunları sat. Yani Acun'dan hayvanlar ölsün istemiyorum, o yüzden hızlı. Sat diyoruz. Gel satışa. İyi, az buz bir para geldi.
Sat tümünü, satın al de. 1, 2, 3, 4, 5 tane alıyoruz zaten. Başka kasada yer yok. Şimdi. Hızlı çık 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 hemen. İyice zifiri karanlık olmadan şunları arabaya hemen hızlıca koy. 1, 2, 3, 4, 5. Allah Allah. Ağaca vurmak istemiyorum da. Vurduk. Simsiyah oldu her yer. Hop 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 hop. O nasıl oldu lan? O ne lan? Evet. Bire yedi. Ver sopayı. Sıfıra yedi. 6,5 su yüklemiş, iyi. Nerede? Ver bir çuval daha. Ver yemlerini. Bunlar gece gündüz ayakta mı arkadaş ya? Belli bir saatte uyumuyorsunuz mu lan? Ne biçim tavuksunuz siz? Evet. Hepsine birer poşet yem boşalttık. Yuvarlak hesap gün içerisinde bu arkadaşlar yaklaşık olarak 'bayağı bir yem yiyorlar. Evimiz yok, çadırda yaşıyoruz. Yani oyun bizimle dalga geçiyor ya. Biraz dalga geçiyor yani. Bir zıbaralım. Ve akabinde de şöyle bir tıklayalım. Oyunda 20. günümüz. Şöyle de bir alttan Ranch Simulator oyunumuz abi. Her Perşembe günü YouTube kanalımızda var. Bölüm bölüm gidiyor. Gelelim şimdi diğer kısma. Sevgili YouTube'cum, bu senin için bölüm sonu, öyle söyleyeyim ben sana. Bu bölüm sonunu senin için yapıyorum ama devam edecek, bölümün arkası da gelecek yani. Görüşmek üzere diyorum şimdilik.